Benim ismim Adil Tura. Şu anda emekliyim. Yakup Baba dediğimiz bir şahısla hasbelkader bir tanışıklığımız oldu. Ben onda bazı şeyler, işaretler gördüm. Sonunda baktım bu türbeleri temizliyor. Biz de iştirak ettik. O dönemde efendim bir bel fıtığına yakalanmıştık. Takdir ilahidir neyse süpürgeyi küreye onunla beraber bu türbeleri aldığımız zaman belimizin ağrısı falan gidiyordu. Süpürgeyi falan küreye bıraktığımız zaman tekrar hasta yani ağrı tekrar başladı. Bir müddet, bir iki sene onunla beraber devam ettik. Sonra o Hakk'ın rahmetine kavuştu. Daha sonra bir arkadaşından, ya ben türbeleri emanet edecek birini buldum. Bana yüzüme söylemedi. Kıyaben böyle bir şey oldu. Ben de ziyadesine memnunum. Bu türbeleri yaptığımızda soğuk insanlar, kaç lira alıyorsun, ne kadar da şey diyorsun. Bu işler parayla yapılmaz. Bu işler Allah rızası için yapılır. Milyon verseniz ben burayı temizletemezsiniz. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacım yok elhamdülillah, çok şükür. Bu şekilde devam ediyoruz. Kutsal bir görev olarak şey diyoruz. Vermiş olduğu cümlelerden bir tanesi de şu. Oğlum eğer sen buranın kıymetini bilirsen, şuradaki yapmış olduğun temizliği Kayseri'yi sana bağışlasalar, bundan aldığın sevabı alamazsın diye kendi ifadesi. Bizim şeyimiz yok. Biz Allah rızası için ecdadımızın bize emanetini en azından etrafını temizlemeye gayret gösteriyoruz. Gönüllü olarak geliyoruz, evet. Duruma göre bu ara biraz uzattık. İşte hastalık, pandemi dolayısıyla hafta sonu çıkamıyoruz. Efendim, ayda bir, iki hafta, yazın biraz daha gençler biraz daha çok uğradığı için 2 haftada bir, 3 haftada bir, en geç 1 ayda bir mutat olarak gözden geçiriyoruz. Bu sırada 3-4 tane var. Toplamda 4 gözükse de işte Cemil Baba'yı evine falan gidiyorduk. Bu aralar dediğim gibi bu hastalıktan dolayı biraz şey verdik, mesafe verdik. En azından kontrol yapıyoruz temizliğini. Özellikle işte alkol şişeleri falan, bu mübarekler onlardan rahatsız olurlar. Gördüğümüz zaman onları oradan uzaklaştırıyoruz. Şahsım da öyle rahatlıyorum burayı şehirince. Yani temizleyince bir rahatlama şey yapıyoruz. Bazen enteresan insanlar, işte maaş alıp almadığımızı soran, temizleme esnasında böyle soran insanlar var. Biz maaş almadığımızı belirtiyoruz. Sözlü olarak yardımı oluyorlar. Yani en azından sesli, yani sözlü olarak ne yapacağımız bir şey var mı gibisinden böyle bir tarzda şeyler var. Dua alıyoruz sonuçta. Kimisi es geçiyor, bunlar doğal. Yapacak bir şey yok o konuda. Daha sonra gençlerin sistematik olarak demirlerin bağlantı yerlerini, taşları kırdığını görüyoruz. Öbür türbede malum demirleri götürüyorlar. Şimdi burası bize Allah dostları ve bunlar bize emanet. Yani bunlar Selçuklu döneminin şeyleri. Biz bu tarihi yerlere, efendim, emanetlere sahip çıkmamız gerekiyor. Korumamız gerekiyor. Maalesef yani isminden bir haber, bir şey yaşıyoruz. Şimdi bütün vatandaşlara seslenişim şu: tarihi eserlere sahip çıkalım. Onlara zarar verenleri uyaralım.